Mezhep taklidi ve telfik. Sual: Başka bir mezhep hangi hallerde taklit edilir ve telfik nedir? Cevap: Zaruret olmasa da bir ihtiyaç olunca başka bir mezhebi taklit caiz olur. Kendi mezhebine göre yapılamayan bir işi başka bir mezhebi taklit edilerek yapılırken o mezhebin o konudaki şartlarını da yerine getirmek, yani farz ve müfsitlerine riayet etmek şarttır haraç yani güçlük olmadan ve şartlarını gözetmeden taklit ederse, buna telfik denir ki, caiz değildir. Merakıl felah haşiyesi, saadeti ebediye. Hanefiler için birkaç örnek. 1- Bir, İhtiyaç halinde her konuda taklit caiz olur. Hanefi mezhebinde olanların haraç, güçlük olunca, mesela doktor ameliyatta, öğrenci sınavda, güvenlik görevlisi nöbette ise, kadın emzikli veya istihazalıysa, abdesti bozan özürlerde, hastalıkta yahut abdest ve teyemmüm için zorluk çekenlerin, amanın, yer altında çalışırken namaz vaktini anlamakta aciz olanın ve canından malından veya namusundan korkanın, maişetine zarar gelecek olanın, mukimken de hambeli mezhebini taklit ederek, iki namazı cem ederek kılmaları caiz olur. Hülasa tüt tahkik, saadeti ebediyye. 2- Evli bir karı kocanın, bir kere süt emerek süt kardeş oldukları meydana çıkınca, diğer üç mezhepten birini taklit ederek evliliklerine devam etmeleri caiz olur. Çünkü diğer mezheplerde beş kere doya doya emmek gerekir. 3- Annesiyle, kızıyla, kayınvalidesiyle hürmeti müsahere olunca, şafi veya maliki mezhebini taklit edilerek nikahları yapılır ve evliliklerine devam ederler. 4. Seferde ihtiyaç hasıl olunca, diğer üç mezhepten biri taklit edilerek, iki namaz cem edilebilir. 5. Semavi özür halinde, mesela bir kimse, namazda ishalini tutamasa, çıbanından veya yarasından kan aksa, ağrıyla gözünden yaş gelse, burnu kanasa, kulağından irin aksa, makattan solucan çıksa, idrarını tutamasa, basurdan kan, fistüllerden, göbekten akıntı çıksa, elde olmadan gaz kaçırsa, ağız dolusu kussa, abdestinin bozulmaması için Maliki'yi taklit etmesi sahih olur. Şafiler için birkaç örnek. 1- Bir, Haçta karşı cinse dokununca abdestin bozulmaması için Hanefi'yi taklit caiz olur. 2- 8 veya 3 sınıfı bulunmayınca Hanefi'yi taklit ederek zekat vermek sahihtir. Üç, bir genç bir kızı kaçırsa, nikah için kızın babasının veya velisinin izin vermesi şarttır. Bu mümkün olmayınca, nikah yapabilmeleri için Hanefi'yi taklit etmeleri caiz olur. 4. Bir doktor, kadın hastaları muayene ederken, abdestinin bozulmaması için, muayene esnasında Hanefi veya Maliki mezhebini taklit etmesi caizdir. 5. Kalabalık insanların bulunduğu çarşıda, pazarda, yolcu araçlarında, karşı cinse dokununca abdestin bozulmaması için Hanefi veya Maliki taklit edilebilir. Telfik nedir? Dört mezhebin kolaylıklarını araştırıp, bunları bir araya toplayarak, yeni bir kolaylıklar mezhebi uydurmaya telfik denir. Telfik, ittifakla batıldır. Dört hak mezhep birleştirilemez. Bir mezhep haline getirilemez. Mezhepsizlerin yaptıkları iş, sanki geyiğin boynuzunu, Filin hortumunu, kangurunun kesesini, yılanın gövdesini, domuzun kuyruğunu alıp hilkat garibesi bir hayvan meydana getirmeye benziyor. Bunlar hem mezhepleri kabul etmezler hem de hangi mezhebin hükmü kolaysa ona göre hareket ederler. Mesela derisinden kan çıkınca Şafii'de bozmaz, kadına dokununca Hanefi'de bozmaz diyerek o hükümle amel ederler. Bir mezhebe göre hareket etmezler. Buna telfik denir caiz değildir, haramdır. Müştehitlerin farklı iştihatları rahmettir. Tek hüküm rahmet olsaydı, Peygamber Efendimiz bunu bildirir, iştihadı yasaklardı. Sual, Allah'ın emirlerini yapmamak için mezheplerin kolaylıklarını araştırmak veya hile-i şerriye yapmak caiz midir? Böyle hareket etmek ruhsatla amel etmek değil midir? Cevap, Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, Allahü Teala kullarına kolaylık gösterilmesini istiyor, güçlük çekmelerini istemiyor. Bekara suresi 185. ayeti. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahü Teala azimetlerin yapılmasını sevdiği gibi ruhsatların yapılmasını da sever. Yani izin verdiği kolaylıkları yapmayı da sever. Bunu yanlış anlamamalıdır. Mezheplerin kolaylıklarını toplayıp bir kolaylıklar mezhebi yapmak caiz değildir. Böyle yapmak İslamiyet'ten ayrılmak olur. İmam-ı Sübki Hazretleri de buyurdu ki, İhtiyaç ve zaruret olduğu zaman, kolayına gelen mezhebe geçmek caizdir. Fakat zaruret olmadan geçmek caiz olmaz. Çünkü dinini kayırmak için değil, kendini kayırmak için olur. Sık sık mezhep değiştirmek de caiz değildir. Allahü Teala'nın sevdiği ruhsat, kendi emirlerini yaparken zaruret haline düşenler için bildirmiş olduğu kolaylıkları yapmaktır. Yoksa emirleri yapmaktan kurtulmak ve aklına, görüşüne göre kolaylık aramak caiz değildir. Necmüddin-i Gazi Hazretleri, Hüsnü Tenebbük kitabında, şeytan insana Allahü Teala'nın bildirdiği kolaylıkları yaptırmaz. Mesela mest üzerine mes ettirmez. Ayaklarını yıkattırır. Ruhsatla amel etmeli fakat hiçbir zaman mezheplerin kolaylıklarını aramamalıdır. Çünkü mezheplerin kolaylıklarını toplamak haramdır. Şeytan yoludur buyurmaktadır. Mezhepsiz ehl sünnet olmaz. Sual, mezhepsiz bir kimse, kendi anlayışına göre, bir o mezhepten, bir bu mezhepten alarak ibadet etse, ehl sünnet itikadına aykırı hiçbir itikadı da olmasa, bu kimseye ehl sünnet denmez mi? Cevap, Bugün için dört hak mezhepten birisine uymayan kimse ehli sünnet olamaz. Ehli sünnet olabilmek için dört hak mezhepten birisine de uyması gerekir. Uymazsa mezhepsiz olur. Mezhepsiz olan da ehli sünnet olamaz.